Peki puanlarda düşüş bekleniyor mu? Şimdi gördüğümüz kadarıyla matematikte biraz zorlandığını söylemişlerdi arkadaşlar. Puanlar da açıklandığında 31 Temmuz'da daha net bir durum ortaya çıkacaktır. Geçmiş senelere göre karşılaştırılacaktır. Aslında puanlarda düşüş mü yoksa yüzeylik dilimlerin farklılaşması mı? Biraz da o korelasyona bakmak lazım. Yani geçen seneki puanla bu seneki puan hangi yüzeylik dilimlere denk geliyor? Denk yüzeylik dilimlere mi geliyor yoksa artmış mı azalmış mı? Asıl oraya bakmakta fayda var. Puanlar şu durumda da düşebilir mi? Şimdi bu 200 puan kuralı var ya. Tercih yapmayıp bir sonraki yıla bırakırsa bu arkadaşlar. Kesinlikle olabilir. Hmm. Bu çok da ciddi bir avantaj sağlar. Tabii bu bir taraftan da tercihin zorlaştığı bir tarafından da anlamına gelir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi. 200 puanı ne kadar fazla geçerlerse bir sonraki seneye bırakırlar. Ve o 200 puan hangi yüzdelik dilimde biraz da bu tarafa bakmakta fayda var.